Hepinize selam arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Bitcoin'i neden almalısınız sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Yılın başından beri yaşadığımız bu %44'lük düşüşten sonra şu an bir alım fırsatında mıyız, yoksa gelecekte bizi daha iyi alım fırsatları mı bekliyor? Bunları konuşacağız arkadaşlar. O yüzden sizi daha çok bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Ama videoya geçmeden de kanala abone olup videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kanala abone olup videoya like atmanız gerçekten kanalın gelişmesine çok yardımcı oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Dikkatinizi çekmek istediğim ilk konu Fibonacci seviyeleri arkadaşlar. Fibonacci seviyeleri bizim teknik analiz yaparken başvurduğumuz en önemli araçlardan birileri. Eğer Fibonacci seviyelerinin ne olduğunu bilmiyorsanız Bybit'te nasıl trade yapılır videomu da izleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunların en basit mantığıyla grafiğimizdeki key noktaları, yani anahtar noktaları bize gösteriyor Fibonacci seviyeleri. Bu tabloyu çizerken 2018 yılındaki Mart ayındaki en düşük noktadan çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. En düşük noktadan en üst noktaya kadar Fibonacci aracımızda bir tablo çizeceğiz. Çok basit zaten. Yani 2,5 yıl öncesinden bahsediyoruz bu arada. Yani en alt noktadan bu 2021'in Aralık ayındaki yaşadığımız en yüksek noktaya kadar bir tablo çizersek bize dikkat etmemiz gereken bütün seviyeleri gösteriyor Fibonacci tablomuz. Hatta şimdi yüzümü birazcık daha sol tarafa doğru kaydırırsam daha iyi olacak arkadaşlar. Tabloyu daha net görebilirseniz. Hemen onu da yapabilirsem. Aynen şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hafta bu golden ratio, yani altın oran dediğimiz noktaya kadar düşüş yaşadık. Peki bu bir alım sinyali mi? Şu an almalı mıyız? Bu sadece bir indikatör. Tabii ki sizlerle bu videoda birkaç tane daha indikatörle bakacağız. Çünkü bir tane indikatör hiçbir zaman yeterli olmuyor. Bu arada böyle bir teknik analiz yaparken arkadaşlar birkaç tane daha indikatöre bakmanız sizin yararınız olur diye düşünüyorum. O yüzden şimdi günlük hareket ortalamalarına bakacağız. Günlük hareket ortalamaları gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle eğimli çizgiler şeklinde oluyor. Ve şu an 200 günlük günlük hareket ortalamasının tam altındayız, yani tam üstündeyiz pardon. Bu da bize destek veriyor arkadaşlar. Bunlar destek direnç gibi düşünebilirsiniz bu günlük hareket ortalamalarını. Üzerinde ise bize direnç görevinde rol alıyor. Altında ise bize destek görevinde yer alıyor. Ve şu an aşağı yukarı aynı seviyede olduğumuz için bu da birazcık daha bize destek verdiği için yukarı bir yönlü hareket yaşayabiliriz gibi gözüküyor günlük hareket ortalamalarında. Bunun haricinde arkadaşlar bakmamız gereken tabii bir nokta daha var. O da RSI. RSI'yi hepiniz duyuyorsunuzdur ama bazen anlayamadığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Biraz karışık geliyor. Aslında çok karışık bir şey değil. Bayağı basit bir şey. Gördüğünüz gibi alttaki çizgiler RSI çizgilerimiz arkadaşlar. Ve şu an %33'te RSI'miz. Bu da çok düşük, çok aşırı düşük. Bu en son ne zaman yaşandı diye bakarsanız arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2018'de sadece %33'e kadar düşmüşüz RSI'da. Daha sonrasında dev gibi bir pump yaşamışız zaten. O yüzden RSI'da açıkçası bu kadar düşükken ben bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum en azından Bitcoin'de. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. O yüzden bu sürede, en azından önümüzdeki 2 haftalık, 3 haftalık süreçte arkadaşlar ben Bitcoin'in en azından 35 bin, 40 bin dolar civarına kadar bir pump yaşayacağını düşünüyorum. En azından kısa vadede dediğim gibi. Daha sonrasında bildiğiniz üzere bir ay bayrağı simgemiz var. Bunun hedefi var. O 12 bin dolar, 20 bin dolar civarında bir hedefi var. Ama ben oraya düşmeden önce bir kere daha yukarı doğru bir test yaşayacağımızı düşünüyorum. Hatta o ay bayrağını da sizlere çizerek göstereyim arkadaşlar bilmeyenleriniz için. Kanalda sürekli bu ay bayrağı simgesini söylüyorum 1-2 aydır. Ama bilmeyenleriniz de olabilir, yeni gelenleriniz de olabilir. Yeni geldiyseniz de kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi bayrağımızın noktası burası. Üzerinde bir tane direncimiz var arkadaşlar. Bu direnç önceden destek rolündeydi. Çok güçlü bir destek ve çok güçlü bir direnç. O yüzden bu desteğe de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten gördüğünüz gibi iki tane bottom'umuz var. İki tane dip noktamız yapmış. Yani bu direnç gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Onun haricinde de bayrağımızın çubuğunu da çizersem arkadaşlar, çubuğu bize 12 bin dolara falan filan indiriyor. Eğer şeyle bak, parabolik endekste bakıyorsanız, normalle bakıyorsanız da 20 bin dolar gibi bir hedef oluyor. Bu da açıkçası bir ileride düşüş yaşayabileceğimizi gösteriyor. Bu arada söylemek istiyorum arkadaşlar, eğer siz de bu long pozisyonu açacaksanız, yani 35 bin 40 bin dolara kadar çıkarken Bitcoin almak istiyorsanız ve eğer trade ile de ilgileniyorsanız, kaldıraçlı işlemlerle yüksek miktarlarda para kazanabilirsiniz. Tabii bu kaldıraçlı işlemler gerçekten tehlikeli şeyler, çünkü risk oranı çok fazla ama ödül oranı da çok fazla. Yani çok fazla kazanç elde edebiliyorsunuz. Mesela 750 dolar kazanıyorsanız da 7500 dolar kazanabilirsiniz 10x kaldıraçla. O yüzden bu konuda birazcık daha bilgi sahibi olmanızı istiyorum. O yüzden kanalın tam buraya bir video koydum. Bybit'te nasıl trade yapılır adında bir video. O videoyu izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Her neyse, yani bence Bitcoin güzel gözüküyor. Önümüz açık arkadaşlar. Bitcoin almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ne kadar alırsanız da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Orada muhabbet edebiliriz sizlerle. Her neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.